Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi çok böyle mutlu açmadım videoyu. Çünkü boynum deli gibi ağrıyor arkadaşlar. Gerçekten o kadar kötü ki çok ağrım var. Yani hayattan soğudum şu birkaç saattir diyebilirim. Sabah uyandım. Gece ne yaşadım hiç bilmiyorum. Dayak mı yedim gece? Uyur gezer miyim, kalktım da dışarıda insanlara laf mı attım, beni mi dövdüler bilmiyorum ama boynum çok ağrıyor. Yani inanılmaz bir ağrı, asla şöyle birkaç hareket yapamıyorum, şöyle arkaya doğru hiç gidemiyorum. Her neyse, bugün bu videoyu çekmek istedim çünkü biliyorsunuz yeni yıla girdik. Bu arada hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Umarım çok güzel bir sene geçiririz hep birlikte. Nihayet 2022'ye girebildik. Ben 2021'i ardımda bıraktığım için gerçekten çok mutluyum. 2020 zaten berbattı ama 2021 benim için yani çok iyi geçmedi diyebilirim. Çok hasta olmadım çok şükür. Hani 2021'e girdiğim zamanlarda koronaydım. O yüzden benim için çok güzel böyle bir seneye giriş olmadı. Umarım 2022 bizim için çok güzel bir sene olur. Ne hakkında konuşmak istiyorum bugün, ondan bahsedeyim. Bugün sizlere bir gün içerisinde neler yiyorum onu göstereceğim. Biliyorum bu tarz bir video yine çekmiştim. Önceden çekmiştim yani. Ama birçoğunuz tekrardan çek dedi ve ben açıkçası yemek yani beslenme düzenimi değiştirdiğim için bu tarz bir video tekrardan çekmek istedim. Yani kilo vermek istiyorum. Ve aynı zamanda ağır sporlar yapmaya başladım. Önceden daha çok kardiyo ağırlıklı spor yaptığım için şimdi artık daha çok kas yapma yolundayım. Yani kas yapmak istiyorum. Bu yüzden spor rutinimi değiştirmek zorunda kaldım ve çok da güzel oldu. Bir sorun var. Hem boynum çok ağrıyor sebepsizce, hem de hamlığım vardı. Spor yaptım. Vücudum komple ağrıyor. Bacaklarım titriyor. Yani bundan bir gün önce daha da kötüydü. Şu an kötü ama önceki kadar değil. Ama işte boyun ağrısı vesaire, başıma artıyor bu ağrılar. O yüzden birazdan da bir şey alacağım ya, bir ağrı kesici falan alacağım çünkü dayanılacak gibi değil. Ve dediğim gibi bu tarz bir video çekmek istedim. Birazdan zaten neler yediğimi tam olaraktan böyle yakın çekim yapıp göstereceğim. Dediğim gibi o tarz bir video çekeceğim. Çok istiyordunuz. Ben de artık kilo vermek istediğim için ve kendimi gerçekten buna hazır hissettiğim için, hazır yeni yıl da başlamışken bence birçoğumuz için artık böyle yeniden başlamanın saati gelmiştir. Sadece bir gün arkadaşlar, her gün böyle besleniyorum demiyorum. Zaten her gün aynı şeyi yemek çok sağlıksız. Her şeyden biraz yemeniz gerekiyor. O yüzden bu sadece bir günüm olacak. Ama beğeniyorsanız bu tarz videoları ve devamını görmek istiyorsanız tabii ki de bu serinin devamı da gelir diye düşünüyorum. Şimdi ilk olaraktan şunu söyleyeyim. Şu anki kilom 59. Evet, bundan 2 ay önce 62 kiloydum. Kilo verdim arkadaşlar. Çok da güzel oldu hani inceldiğimi, hele ki yüzden inceldiğimi görüyorum. Şu an ışıklar biraz kötü. Yüzün olduğundan daha da şiş görünebilir ama asla öyle değil. Yüzümün inceldiğini görüyorum. Zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız siz de fark etmişsinizdir videolarımda, storylerimde. Yüzüm baya böyle daha bir süzülmüş. Ben öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum. Ve hani vücudumun birkaç yerinde bir incelme daha görüyorum. Yani herkes göremese de ben kendimi her gün aynadan takip ettiğim için bunları da görüyorum. Yani 3 kilo çok az bir rakam değil arkadaşlar. Şimdi kas yapmak istiyorum. Ben spor rutinimi de değiştirdim dediğim gibi. Kas yapacağız, kilo vereceğiz, sağlıklı besleneceğiz. Kilomu da söylemiş oldum. Bakalım bu ayın sonunda ne kadar olacağım. Gerçekten şu an 2 gün geçti. Bugün ikinci günüm ve hiç böyle bir şey atıştırmadım. Genelde hani şey diyorum, diyete girsem bile şu küçük çikolatadan bir şey olmaz deyip hani yiyorum. Az da olsa yiyorum, fakat şimdiye kadar hiç böyle bir kaçamak yapmadım. Yapmam da umarım. 3 öğün besleniyorum. 2 ara öğünüm var.
bol bol su tüketmeye çalışıyorum. Gün içerisinde çok fazla yürümeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca bugün mesela yürüyüşe çıkamadım çünkü ağrılarım çok var. Boynum çok ağrıyor. Şu an konuşurken bile işkence gibi geliyor bana bu. Bu konuşma biliyorsunuz aslında çok konuşmayı seven bir insanım ama şu an asla olmuyor. Başka ne anlatabilirim sizlere? Yani kilomu söyledim. Hedefim bu ayın sonuna kadar aslında belirli bir hedefim yok. Ama böyle bir 2 kilo falan versem müthiş. Ve kastan kazanırsam o da çok güzel olacak. Aslında böyle bir tartı da almak istiyorum. Her neyse arkadaşlar. Çok konuştum. Kilomu da ifşalamış oldum buradan. 59 kiloyum arkadaşlar. Bir ara 58'e bile düştüm. Ama yine kilo aldım tabii ki de. Bu son 10 gündür durmadan kaçamak yapıyorum. Ama değişecek arkadaşlar. Zamanı geldi. Hemen dilerseniz videoya geçelim. Bu arada kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen geçiş yapalım ben burada düşüp bayılmadan. Şimdi birlikte kahvaltı tabağımı hazırlayacağız. Bu arada kusura bakmayın. Daha yeni uyandım. Sesim biraz kötü. Daha açılmadı. Ne yiyorum kahvaltıda? Şimdi bir dilim ekmek yiyorum. Bunun Almanca'da ismi Meerkornbrot sanırım. Değil mi anne? Aldi'lerde bulabilirsiniz. Çok da güzel bir tadı var ve vegan aynı zamanda. Hemen göstereyim sizlere. Burada vegan olduğunu zaten yazmışlar. Çok güzel gerçekten. Ve kalorisini de hemen söyleyeyim. Bir diliminde 133 kalori var ve karbonhidrat açısından da gayet iyi. 21 gram da karbonhidrat içeriyor bu ekmek. Şimdi yanından neler yiyorum, neler koyuyorum? İlk olarak Philadelphia'nın krem peynirini sürüyorum. Yani ille de bu marka olsun diye bir şeyim yok. Sadece annem bu sefer bunu almış. O yüzden bunu kullanıyorum ben bu birkaç gündür. Krem peynir dediğim gibi birkaç adet zeytin. Zeytini çok sevdiğim için kahvaltılarımda bolca da tüketiyorum. Yani 5 tane falan oluyor. Biraz fazla da kaçırsanız hiç sorun değil. Evet, zeytin. Şunu şuraya koyayım. Hemen devam ediyorum. 2 adet yumurta tüketiyorum kahvaltılarımda. Çok sevmesem de yine de yemeye çalışıyorum baharatlarla ile. Tadını tekrardan alabilirsiniz. Domates, salatalık, maydanoz varsa evde maydanoz da tüketebilirsiniz kahvaltılarınızda. Ödem atıyor maydanoz bildiğiniz gibi. Böyle bir kahvaltım var. Avokado bazen tüketiyorum. Var evde şu an ama bugün pek avokado havamda olmadığım için avokado yemeyeceğim. Gördüğünüz gibi bu sefer bu diyetimde karbonhidratı da ekliyorum beslenme rutinime. Çünkü karbonhidrat çok önemli arkadaşlar. Ben uzun zaman low carb beslendiğim için artık biraz daha fazla karbonhidrat yemem gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bir dilim ekmek mutlaka kahvaltımda tüketiyorum. Proteinimiz var. Tekrardan sebzelerimiz var. Zeytinimiz var. Biraz zeytinyağı da dökebilirsiniz. Yağ açısından da önemli bir şey bu. Hani sağlıklı bir yağ tüketmiş olursunuz kahvaltılarınızda. Aynı zamanda Philadelphia peynirimizin yani krem peynirimizin içinde de az da olsa protein ve yağ var. Böyle dengeli bir kahvaltı yapıyorum ilk. Yumurtanın adetini çok ağır bir spor yapacaksanız ya da yapıyorsanız yumurtaların adetini de tekrardan 3'e 4'e çıkarabilirsiniz. Baya böyle ağır sporlar yapıyorsanız bence şey değil yani çok fazla bir miktar değil 3-4 tane yumurta kahvaltıda. Birazdan öğle yemeğine geçeceğiz ama şimdilik bana afiyet olsun diyorum. Ha bu arada yanında tabii ki de şu an bardağım boş ama bardaktan anlarsınız çay içeceğim. Siyah çay sonrasından da bir bardak yeşil çay. İlk ara öğünüm kahvaltıdan sonra yapıyorum.
İgara önümde şöyle bir tabak hazırlıyorum kendime. Ceviz var, bir avuç içi ceviz. Yani saymadım açıkçası ama 2,5 tane olabilir. Yani 2 tane tam, 1 tane yarım. 2 tane mandalina ve bir adet kivi tüketiyorum. Yanında da tabii ki de yeşil çay. Şöyle koyayım. Bu arada bu bardağımı, bu kupamı çok seviyorum biliyorsunuz zaten. Ve bol bol su tüketiyorum arkadaşlar. Bu benim ilk ara öğünüm. Şimdi sıra geldi öğle yemeğine. Öğle yemeğini ne zaman yiyorum arkadaşlar, hemen söyleyeyim. Ara öğünden sonra tabii ki de, ve spor yapıyorum. Ara öğünümden sonra, sonrasında öğle yemeği yiyorum. Bu arada arkada biraz sesler var. Annem de şu an mutfakta, o yüzden kusura bakmayın. Hemen neler yediğimi sizlere göstermek istiyorum. Birlikte tabağımı hazırlayacağız. İlk olaraktan şu büyük tabaktan başlayalım istiyorum. Böyle brokoli haşlamıştım. Onları hemen şöyle tabağıma koyuyorum. Gördüğünüz gibi tabağımın yarısı hepsi sebze ile doluyor şu şekilde. Gördüğünüz gibi tabağımızın yarısında sebze var. En doğrusu olan bu. Ve bir videomda zaten anlatmıştım sizlere brokolinin faydasını. Diyet yapıyorsanız mutlaka bu tarz besinleri tüketin arkadaşlar. Çünkü bunlar uzun süre mideyi tok tutuyorlar. Bir videomda da sizlere bunlardan bahsetmiştim. Tok tutan besinler diye bir video çekmiştim. Bakmadıysanız bakabilirsiniz. Şöyle önceden kaynatılmış, baharatlanmış bir tavuk var. Genelde bunu sadece ısıtıp yiyorum sonrasından. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Bundan şöyle 2 parçayı, hatta 3 parça yemek istiyorum. Bugün biraz daha fazla protein almak istiyorum. Dediğim gibi biraz daha ağır bir spor rutinim var arkadaşlar. Şöyle proteinimizi de koyduk. Yani tavuk göğsümüzü de koyduk. Şu 2 tabağın içine de farklı şeyler koyacağız. Hemen geliyorum. Yanına tabii ki de annemin yaptığı ev yapımı yoğurdu yiyeceğim. Yani annemdir diye demiyorum ama yoğurdu çok güzel. Zaten annemin yemekleri vesaire hepsi çok güzel. Ama yoğurdu bir farklı güzel arkadaşlar. Asla dışarıdan almıyorum. Annemin yaptığı ev yoğurdunu yiyorum. Bu şekilde bir tabak hazırladım kendime. Fark ettiyseniz bu tabakta bir şey eksik arkadaşlar. Sebzemiz var, işte yoğurtta az da olsa yağ var, tavuğumuz var. Fakat karbonhidratımız eksik. Karbonhidrat olarak kidney bone'u tüketiyorum. Yani ben çok seviyorum zaten. İlk 40 kilo verirken her zaman bunlardan yiyordum arkadaşlar. Böyle tabii ki de kaynatıyordum ilk ama bugün kaynatmayacağım. Bugün böyle çiğ çiğ yiyeceğim. Çiğ değil aslında, önceden kaynatılmış ama ısıtma gerek duymuyorum şu an. Böyle döküyorum. Ay bayağı suyu geldi ama hiç sorun değil. Suyu da gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Şişenin, yani kutunun yarısını koyabilirsiniz. Şişenin diyorum. O kadar acım ki hemen bu videoyu çekip yemek yemek istiyorum. Şişe diyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Şöyle koyuyorum, baya böyle yaraladık diyebilirim. Karbonhidrat olaraktan da bunu yiyorum arkadaşlar. Karbonhidrat çok önemli dediğim gibi. Burayı hemen sileceğim şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi burada kırmızı fasulyemiz var, sebzelerimiz var, tabağı yaraladık, proteinlerimiz var. Bu arada tavuk sanırım 150 gram olması gerekiyor. Belki 200 falandır. Birazdan tartarım. Ama böyle çok doyurucu bir tabak hazırladık. Öğle yemeğimiz bu şekilde. Dilerseniz üstüne tekrardan bir sos dökebilirsiniz. Ben şu son zamanları bu sosa taktım. Acılı bir sos. Bunu da alın, almamışsanız. Güzel. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğim. Sonra sıra geldi
İkinci ara öğünüme ve sonrasından akşam yemeği var arkadaşlar. Sıra geldi ikinci ara öğünüme. İkinci ara öğünümü gerçekten çok seviyorum. Olaraktan kahve makinesini açıyorum. Bardağımı koydum. Bu arada kahve makinesi kendisini temizleyecek. O yüzden küçük bir bardak koydum. Latte içeceğiz. Asla bu bardağın içine olmaz. Şu an bekleyin diyor. Gördüğünüz gibi şu an görüyor musunuz? Bilmiyorum ama. Seçiyorum. Latte içmek istiyorum. Bunu izlemek de aşırı keyifli. O yüzden size gösteriyorum. Bakınız çok güzel olmadığını. Bunu şimdi afiyetle tüketeceğim. Evet, sıra geldi akşam yemeğine. Akşam yemeğinde bol bol protein tüketme özen gösteriyorum. Çünkü akşam yemeği gerçekten çok önemli. Hele ki böyle egzersizler, yani kas yapmaya çalışıyorsanız biraz fazla protein tüketmeniz gerekiyor gün içerisinde. O yüzden ne tüketiyorum akşam yemeğinde hemen sizlere göstereceğim. 200 gram, yani 200 gram asla tüketmiyordum gün içerisinde bu kadar tavuk göğsü. Ama protein açısından dediğim gibi önemli. 200 gram, şöyle 4 tane. Bu arada sordum, bir tanesi 50 grammış arkadaşlar. Annem böyle hazırlamıştı 50-50-50 diye. Isıtıp yiyoruz sadece. 200 gram tavuk yiyorum. Tavuk göğsü. Karbonhidrat 2 tane. Şöyle Vasa ekmeği. Ve yanına yoğurt tüketiyorum. Şöyle. Bu benim akşam yemeğim. Dediğim gibi proteine daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor. Kas yapmaya çalışıyorsak böyle bir akşam yemeği oldu. O zaman bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, benim videom bu şekildeydi. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.